Demokratların dönemi sonrasında Donald Trump'ın Beyaz Saray'a gelişi Amerikan-Rus ilişkileri için de farklı bir dönem beklentilerini güçlendirmişti. İlk günlerde iki ülkenin hiç olmadığı kadar dostane bir dönem yaşayacakları beklentileri dillendirildi. Trump'ın Putin-Obama'dan çok daha iyi bir lider sözü de unutulmazlar arasına girmişti. Ancak çok değil, yalnızca 3 ay sonra bu kez iki süper güç Soğuk Savaş sonrasındaki en yüksek gerilimin taraflarına dönüştü. Öncelikle başkanlık seçiminin hemen sonrasında Beyaz Sarayı Cumhuriyetçilere kaptıran demokratlar sandığa Rusya tarafından siber saldırı düzenlendiğini ve sonuçların Clinton aleyhine manipüle edildiğini iddia etti. Yeni başkan Trump'la Rusya arasındaki ilişki kongrede kurulan bir komisyon tarafından inceleme altına alındı. Trump'ın milli güvenlik danışmanı Michael Flynn da Rus büyükelçisiyle telefonda yaptığı görüşmenin ortaya çıkması üzerine istifa etmek zorunda kaldı. Suriye'de Han Şeyhun'da düzenlenen kimyasal silah saldırısı da ilişkilerdeki kırılma noktalarından oldu. 72 kişinin öldüğü bu saldırı sonrasında Amerikan jetleri Suriye uçaklarının kalktığı üssü bombaladı. 4 asker hayatını kaybederken 6 Suriye uçağı da tahrip edildi. Suriye'nin yasak olan kimyasal silahları kullandığında bir şüphe yok. Birleşmiş Milletler çağrılarını yok saydılar ve kimyasal silahlar anlaşmasına da aykırı hareket ettiler. Of the UN Security Council. Saldırı sonrasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere tarafından sunulan bir tasarı daha Rusya tarafından veto edilmekten kurtulamadı. Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin de İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüşmesi sonrasında kimyasal silah iddialarına kinayeli karşılık verdi. Suriye'deki saldırı sonrasında yapılanlar bana 2003'te Irak'ta yaşananları hatırlatıyor. Amerikan temsilcileri Irak'ta kimyasal silahlar olduğunu Güvenlik Konseyi'nde iddia ediyorlardı. Irak'a bir askeri harekat başlatıldı ve bu ülkenin yıkımıyla sonuçlandı. Terör tehdidi arttı ve uluslararası alanda da IŞİD ortaya çıktı. Beyaz Saray'da yeni dönemin başlamasıyla iki ülkenin barışçı bir şekilde el sıkışması bekleniyordu. Ancak Trump'ın da tutumunu sertleştirmesiyle bunun yerine belirsizliklerin hakim olduğu bir bilek güreşi olduğu görülüyor.